8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Alper Karaoğlan. Alper Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Alper hoş Hocam. Bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim sizler. Bizler de iyiyiz, çok sağ olun. Seyircilerimize hem güzel bir günaydınla hem de güzel bir konularla inceledim de çok güzel konular ilgilerini çekecek. Çok güzel bilgilerle geliyoruz inşallah. İnşallah. Hocam özellikle omurga cerrahisinde çok ciddi sıkıntı ve kesin cerrahi gerektiren bir konudan bahsedeceksiniz. Spinal stenoz. Spinal darlık diyelim daha doğrusu Türkçe kelime anlamıyla. Nedir? Neden sebep olur? Biraz anlatır mısınız? Spinal darlık insanların daha iyi anlaması için söyleyelim. Evet. Omurilik kanal darlığıdır aslında. biliyorsunuz omurilik beyinden çıkar, boyundan bele kadar uzanan bir sinir yapısı. Ve bir kemik kanalının içinden, vertebra dediğimiz omurga kanalından geçer. Bu omurga kanalının herhangi bir yerindeki darlıkta bu sinirler sıkışır ve problemler o zaman başlar. Ve en sık olduğu yerler de boyun ve beldir. Bugün özellikle bu beldeki omurilik kanal darlığından bahsedeceğiz. Hocam bu genetik midir? Yani doğuştan olan bir şey mi yoksa zaman içerisinde travmalara mı bağlı oluyor? Neden oluyor? Doğumsal değildir ama genetik yatkınlık söz konusu. Yani bir aileden bir sürü insan omurilik kanal darlığı problemi yaşayabilir. Bu daha çok benzer doku yapılarına sahip olmakla ilgili. Ama doğumsal olarak kanal darlığı çok nadiren vardır. Bu insanların omurilik kanalı doğuştan dardır ama bir problem teşkil eden bir grup değil bunlar. Yani onlar doğumsal olarak böyle yaratılmışlar. Sinirlere herhangi bir bası yoktur. Peki hocam bu spinal darlığın başa çıkmanın yolları sadece cerrahi mi? Farklı bir yolu da var mı? Elbette ki var. Biz her zaman omurilik kanal darlığında operasyon önermiyoruz. Bunun kriterleri var. Omurilik kanal darlığı belli bir aşamanın üzerine geçmesi lazım ve hastada nörolojik semptomlar dediğimiz uyuşukluk, yürüyememe, o kriterlerden bahsederim ben, operasyon kriterlerinden. Nörolojik defisitlerin ortaya çıkması lazım ki, yol yürüme kapasitesinin düşmesi lazım ki biz operasyon kararı verebilelim. Ama onun dışında fizik tedavinin yapabileceği ve önerebileceği bir sürü tedavi yöntemleri var. Peki burada ne tür bir cerrahi prosedür uyguluyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Omurilik kanal darlığında dekompresyon dediğimiz baskıyı ortadan kaldırma ameliyatı önceliklidir. Yani kanalın dar olduğu bölgede sinir sıkışıklığını gidermek için bu kireçlenme, halk arasında kireçlenme denilen yapıları kaldırırız biz ve sinirleri omurilikten çıkan kökleri rahatlatırız. Birinci işimiz o. Sonra da omurliği bir stabilizasyonu da gerekebiliyor. Her hastada yapmıyoruz bunu ama stabilizasyonu bozuk olan hastalarda, yani omurgalar birbiri üzerinde hareketli ise ağrılarından hastalar kurtulamazlar. O yüzden bizim pedikül vida sistemiyle omurgayı stabilize etmemiz, desteklememiz şart oluyor. Hocam bu yani omurga dediğimiz yani asıl omuriliğin geçtiği kanalın darlığı mı yoksa sinirlerin çıkış bölgelerindeki darlıklardan bahsediyoruz aslında spinal stenoz derken? Omurgayı oluşturan bir sürü yapı var. Evet. Bunlardan en önemlileri omurların arasındaki disk dediğimiz yapı. Bir kere burada oluşan bir fıtık omurilik kanalını daraltabilir. Evet. Sonra yaşla birlikte vücut biliyorsunuz artık yavaş yavaş yıpranıyor. Disklerimiz, faset dediğimiz omurları birbirine birleştiren eklemler yavaş yavaş dejenere olmaya başlıyor. Bir nevi osteoartrittir aslında problem. Evet. Bu omur eklemlerinde aşırı büyümeler gerçekleşiyor ve hem fıtık hem faset eklemlerin büyümesi, oradaki ligamanların yani bağ dokularının kalınlaşması omurilik kanalını daraltıyor. En çok da belde oluyor bu. Dördüncü, beşinci bel omurlarının arasında, sakrumun arasında, kuyruk sokum kemiği arasında olabiliyor. Çünkü omurganın en hareketli
kısmı oralar. Vücut aslında bunu bu kireçlenme, halk arasında kireçlenme denilen hadiseyi omurgayı sağlamlaştırmak için gerçekleştiriyor. Yani üzerine binen yükü kaldırmak için dokuları kalınlaştırıyor. Aslında bir seviyeye kadar bu hastanın faydasına. Ama omurilik kanalı daraldıktan sonra, artık sinirlere bası olduktan sonra bulgular ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman bir tedavi gerekiyor. Peki bu hastalar ne şikayetle geliyorlar hocam size? Yani benim de mesela yeri gelir belim çok ağrır. Ama acaba bu hastalık mı demem için hangi şikayetlerim olması lazım? Bir kere bel ağrısı başta. Yani bu hastaların bel ağrıları mevcut oluyor. Ayrıca radikülopati dediğimiz kalçadan bacağa yayılan ağrılar. Ve en önemlisi yine nörojenik kladikasyo dediğimiz yol yürümekle artan bacaklarda ağrı, uyuşma ve güçsüzlük. Yani aşağıya giden sinirlerde, bacaklara giden sinirlerde bir bası mevcut. Dolayısıyla belli bir süre sonra o kaslar küçülmeye başlıyor. Güçsüzleşiyor. Aynı boyun gibi hocam. Boyunda da olduğunda kollarımızla başlıyor. Evet. Burada da bacaklarımızla başlıyor. Evet, evet. Burada da bacaklarda başlıyor. Ve artık bu yürüme kapasitesi belli bir, bizim mesela benim cerrahi kriterlerimden biri 500 metredir. Bir hasta 500 metreden daha fazla yürümekte güçlük çekiyorsa, bu semptomlar başlıyorsa ben cerrahi karar alırım. Tabii hastanın görüntüleme yöntemlerinde de omurilik kanalının daraldığını görmek kaydıyla. Hocam bel fıtığı ile omurilik daralması diyeyim ya da omurga daralmasındaki ayrıcı tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Yani hastanın 500 metre yürümekteki sıkıntısından mı yola çıkarak, yoksa MR görüntüleri gibi işlemlere göre mi ayrıcı tanı yapıyorsunuz? Şimdi bel fıtığında olay aslında birdenbire olur. Diskteki dejenerasyondan sonra dıştaki sert kıkırdak yırtılır, içerideki daha yumuşak kıkırdak dışarı doğru akar ve sinire ani bir bas olur. Anladım. Ve hasta birdenbire ağrı çekmeye başlar. Direkt ve şiddetli, daha şiddetlidir onun ağrısı. Kalçadan bacağa doğru yayılan daha şiddetli bir ağrı hisseder. Daha sonra ayaklarında güç kaybı. Ama stenozda, yani omurilik kanal darlığında yıllar içinde olan bir süreç olduğu için vücut kendi kendini bir adaptasyon olur. Daha çok yavaş yavaş yol yürüme kapasitesi sınırlanır. Yürümekte güçlük çeker bu hastalar. Bu şekilde ayırt ediyoruz. Tabii ki görüntüleme yöntemiyle hemen zaten fıtık mı, omurilik kanal darlığı mı anlayabiliyoruz. Kesin tane o şekilde konulabiliyor. Peki hocam, bir de spondilolistezi denilen bir kavram var. Bir de bundan bahseder misiniz? Sebebi nedir? Bugün çünkü çok özel konulardan bahsediyorsunuz. Evet. Yani fıtığı her zaman dinliyoruz ama spinal stenoz olsun, spondilolistezis biraz daha farklı şeyler. Biraz da bundan bahseder misiniz? Özellikle lomber stenoz ve omurlarda kayma, bel kayması belli bir yaştan sonra oluşan hastalıklar. Bel fıtığı gibi değil. Daha çok 60 yaşından sonra, 50 yaşından sonra gördüğümüz omurların yaşlanmasına, dejenerasyonuna bağlı hastalıklar. Bel kayması, yani spondilolistezis de omurların birbiri üzerinde öne doğru hareket etmesidir. Genelde öne doğru kayar omurlar birbiri üzerinde. Retrolistezis dediğimiz arkaya doğru kayma da gerçekleşebiliyor ama daha nadir. Bel kayması çeşitli nedenlere bağlı. Doğumsal olabiliyor bu spinal stenozdan. Doğumlarda da olabiliyor diye biliyorum hocam. Evet, evet. Doğumsal olarak omurları birbirine birleştiren eklemler direkt gevşek, bağ dokuları gevşek olabiliyor ve kayma doğumsal olarak da ortaya çıkabiliyor. Ama sonradan da olabiliyor bu. Bizim pars interarticularis dediğimiz omurları birbirine birleştiren kemikler var. Zamanla yine vücudun yıpranmasına bağlı bu iki taraflı bu pars interarticularis kemikleri de çatlaklar oluşuyor, kırık bir nevi. Ama bu her zaman travmaya bağlı olmuyor. Travmaya bağlı da olabiliyor. Düşmeye bağlı da bu kemikler kırılıp bel kayması olabiliyor. Ama en sık rastladığımız yine dejenerasyona bağlı ve omurlar birbiri üzerinde kayıyor ve hareketli hale geliyor.
Böyle asansör gibi parça parça. Evet. Hepsinde. Stepaj yani basamak, basamak oluşturuyor basamak, evet. Resmen. Dışarıdan bile görebiliyoruz biz bunu. Gözle bile görebiliyoruz kaydığını. O zaman lordoz da artıyor değil mi hocam? Bir nevi bahsettiğiniz öne doğru kaymalı öyle bir şey olabiliyor mu? Evet. Yani dışarıdan dediğim gibi fark edilebiliyor. Sakrum daha yukarıya doğru çıkıyor. Ve değişik bir fizyonomi oluşuyor. Evet. Tabii bu da ağrılara sebep oluyor. Foramen dediğimiz sinir köklerinin çıktığı delikler bu kaymadan dolayı daralıyor. Biraz önce bahsettiğimiz spinal stenoz dediğimiz omurilik kanal darlığı bu hastalarda da oluyor. Tedavisi de benzer aslında. Evet. Yine dekompresyon dediğimiz basıları ortadan kaldırıyoruz. Sinirleri rahatlatıyoruz cerrahisinde. Ve eğer ki bu kaymalarda hareketli röntgenlerini çektiriyoruz bu hastaların öne eğilerek ve arkaya eğilerek. Eğer hareketliyse, 2 milimetreden fazla bir hareket varsa bu hastaların stabilizasyonu gerekiyor. Yani omurları vidalarla sabitliyoruz. Füzyon dediğimiz yine kemikler yerleştiriyoruz. Füzyon o kemikler birleşiyor ve omur hareketsiz hale getiriyor. Peki bu ameliyatı ne zaman ihtiyaç duyuyorsunuz hocam? Ne zaman yapılıyor genelde, hastalara? Genelde fizik tedavinin artık ya da ilaçların cevap vermediği hastalar bir grup. Ama ilk önce fizik tedaviyi deniyor muyuz hocam? Her zaman değil. Eğer nörolojik defisit varsa, yani ciddi güç kayıpları varsa, ilerleyen güç kayıpları varsa artık fizik tedavi şansını yitirmiş demektir hasta. Bir an önce cerrahiye adaydır bu hastalar. Ama eğer ciddi bir güç kaybı yoksa bu hastaların mutlaka önce fizik tedaviyi denemek şart. Peki hocam ameliyat sonrası tam kür gerçekleşiyor mu? Yani stabilize ettiniz, dekompres ettiniz, tamamen düzeliyor mu hastalar? Yani elbette ki hiçbir zaman Tanrı'nın yarattığı gibi omurgayı yapamıyoruz. Evet. Yani henüz öyle bir şeyimiz yok. Ama hastanın yol yürüme kapasitesinin düşmesini bir kere engelliyoruz. Tam tersine yol yürüme kapasitesi artıyor. Hiçbir zaman bu operasyon bel ağrıları için yapılmaz. Anladım. Bel ağrılarını sıfırlamak için yapılmaz. Eğer böyle bir iddia varsa yanlış. Evet. Bel ağrıları olabiliyor hastaların ama eskisi kadar şiddetli olmuyor. Konforlu bir yaşama geliyor aslında. Evet. Hiçbir zaman gençliğindeki gibi bir omurgaya elbette ki sahip olamayabilir. Ama en azından yaşamının sonuna kadar yürüyebilir pozisyonda, kendi işlerini görebilir pozisyonda tutuyoruz aslında. Evet, çok önemli. Hocam çok güzel aydınlattınız evet, gerçekten. Evet, yetmedi hocam. Vaktimiz yetmedi. Daha da ne kadar güzel konuşurduk aslında. Evet. Gerçekten hem seyircilerimizde hem kendimizde bile hocam evet. Hep bir bel ağrısı, boyun ağrısı olduğu için sizden bilgileri almak çok güzeldi. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim. Bugünkü konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Alper Karaoğlan idi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.